Ben Türkiye'den geliyorum. 1 dolar 15 lira. Beni çok sinirim bozmuştu buna çalışırken. Başvurduğum bütün okullardan kabuller aldım. Sınav o kadar dengesiz ki. Matematik gerçekten çok kolay. GRE benim baş belamdı. Geçtiği için çok mutluyum. Kitap okudum, hayatım değişti. Kötü olan şey şu, harika bir şey. Merhabalar herkese. Umarım herkesin keyfi çok iyidir. Bugün size Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden nasıl kabul aldım, başvuru sürecim nasıldı, hangi sınavlara girdim, nasıl dokümanlar hazırladım, bu süreç ne kadara mal oldu, bunları anlatacağım. Ama ondan önce ben Amerika'ya yüksek lisansım için Fulbright bursiyeri olarak gidiyorum. Fulbright ne, nasıl başvurulur diyorsanız Fulbright sürecime dair bir video çektim. Şuradan izleyebilirsiniz. Öncelikle hangi okullara başvurdum ondan bahsedeyim. 1. Columbia, 2. University of Chicago, sonra Yale University, ondan sonra New York, sonra USLA. Bundan sonrakilerde Duke, Michigan, Boston University, Illinois, Georgia Tech, Wisconsin Madison. Başvurduğum bütün okullardan kabuller aldım. Biraz da bu başvuru sürecim nasıldı, hangi sınavlara girdim, referanslarımı nasıl aldım, nelere dikkat ettim. Bütün başvurduğum okullardan kabul almamda bence önemli etkenler nelerdi, bunları nasıl kendi kendinizde ön plana çıkarabilirsiniz. Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bütün başvurular için belli bir başvuru paketi hazırlıyorsunuz aslında. Bu başvuru paketinde CV'niz, motivasyonunuz, sınav notlarınız, GPA'niz, referanslarınız ya da ekstra istedikleri başka sertifikalar, dokümanlar falan oluyor. Bütün bu başvuru paketini online olarak hazırlayıp belli bir sisteme yükleyip yolluyorsunuz. Başvurduğum okulların deadline'ların çoğu Aralık sonu, Ocak sonu falandı. Doktora ile yüksek lisansın deadline'ları çoğu zaman aynı olmuyor. Doktora başvurularının deadline'ları yaklaşık olarak Kasım sonu, Aralık başında falan bitiyor. Ama yüksek lisansların sadece Boston University'nin Aralık 1'deydi. Onun dışındakilerin benim için yarısı Aralık sonuydu. Diğer yarısı da Ocak sonu, Şubat başı falandı. Şubat ortasına, Şubat sonuna doğru bile yolladığım birkaç başvuru vardı yani. Deadline'ların sürece yayılması harika bir şey. Çünkü gerçekten her okula ayrı bir şeyler hazırlamanız gerekiyor. Bence bu kadar okuldan kabul almamın ana sebeplerinden biri de her okula özel ayrı bir başvuru paketini ve o okulun neden benim geçmişteki tecrübelerimle ve background'ımla harika bir fit olduğunu vurgulamamdan kaynaklanıyor. Deadline'ın ayrı olması, daha çok zamanımızın olması bence çok güzel bir şey bu noktada. Doktora başvuruları bir tık daha zor o yüzden bence. Şimdi başvuru paketine bakacak olursak bir kere bütün okullar klasik bir CV istiyor. Bu CV'de işte bildiğimiz 2 sayfalık özgeçmişiniz, genel olarak hangi okullardan mezun oldunuz, GPA'niz nasıl, araştırma tecrübeniz var mı, hangi dilleri biliyorsunuz, sosyal anlamda bir faaliyette çalıştınız mı, bir kurumda, bir projede. Bunları içeren 2 sayfalık özgeçmiş yolluyorsunuz. Benim dikkat ettiğim şey şu olmuştu. Bazı okullar çok fazla akademik oriented'lar. Yani mezun olan öğrencilerin çoğu doktora devam etmek istiyorlar. Bazı okullar ise daha çok industry oriented dediğimiz. Hani mezun olan öğrencilerin çoğu industry'de bir işe sahip olmak istiyorlar. Doktora gibi bir amaçları çok fazla olmuyor. Ve bu öğrenci profillerine göre de okullar bu ağırlıkta farklı programlar hazırlıyorlar. Buna dikkat ederek 2 farklı CV hazırladım aslında. Daha böyle bir akademik yaptığım araştırma tecrübelerinin yoğun olduğu bir CV. Diğerine de daha böyle sektörde çalıştığım, işte startuplarda çalıştığım tecrübelerimin yoğun olduğu bir CV. 5 tecrübem varsa bunların 3 akademik ise işte 3 akademik bir sektör şeklinde yazdım akademik CV'mi. Diğerinde daha çok sektördeki stajları ön plana çıkardım. Sadece hani sayısal anlamda değil, bütün tecrübelerimi yazsam bile hani onlara ayırdığım altındaki açıklama kısımlarına daha çok önem verdim. 2 farklı CV hazırlamıştım. Bakıldığında aynı ama vurgulanan yerleri farklıydı. Bu yüzden hani okulların konsantre oldukları alana göre de bu 2 farklı CV'yi kullandım. Tabii bu çok küçük bir nokta ama bence hani yine de genel olarak okullara nasıl bir profil çiziyorsunuz bunu göstermekte faydalı diye düşünüyorum. İkinci ana nokta referanslar. Çoğu okul 3 referans mektubu istiyor. 4 isteyen benim listemde hiç yoktu. Bu 3 referans mektubunda da önemli olan şey şu. Kişilerin ne kadar ünlü olduğu, ne kadar tanınmış olduğundan ziyade sizi ne kadar iyi tanıdıkları, sizinle ne kadar zaman geçirdikleri ve sizi ne kadar yakından anlatabilecekleri önemli. Okulda beraber çalıştığınız, belki belli bir proje üzerinde yoğunlaştığınız ya da dersine çok aktif rol aldığınız, bir tutorluğunu yaptığınız bir profesörden referans mektubu istemek daha makul diye düşünüyorum. Okuldaki en havalı profesöre, sizi hiçbir şekilde tanımayan, sadece isminizle belki bilen birine gidip istemektense. Çünkü bütün bu başvuru sürecinin amacı aslında bu yüksek lisansa başvurduğunuz okullara ben şöyle bir öğrenciyim, bakın bunlar benim hani akademik bilgilerle, işte GPA'nizle de diğer sınav notlarıyla sayısal anlamda bir kanıt. Sonra sizin motivasyon mektuplarınızda sözel anlamda, bak ben böyle bir hikayeye sahibim. Bir de referanslarla da
dışarıdaki akademik camiadaki insanların sözleriyle bu hikayenizi bütünleyecek bir şey olması lazım. Bu hikayenin bütün ayaklarının sağlam olması gerekiyor. O yüzden bunu sizi tanımayan sadece ismi ünlü biriyle yapmak çok makul olmayabilir. Ben de 3 referans mektubunun ikisini beraber direkt en az bir senedir ortak bir akademik araştırmada yanlarında research assistant olarak çalıştım. Profesörlerden istedim. Üçüncü kişi de lisans tezimi ve genel olarak çalışmak istediğim konuları biliyordum. Üçü de yani benim akademik çalışmalarımı yakından tanıyan insanlardı. Bunun da bence olumlu bir faydası olmuştu bana. GPA konusuna gelince, bence GPA birazcık tartışmalı bir konu. 4.0 GPA'nız varsa her yerin kapıları size açık ya da 3.0 GPA'nız varsa şansınız yok gibi bir şey değil. Çünkü bu çok boyutlu bir profil, bu okullara başvururken çizdiğiniz. Kendi kişisel hikayenizi anlatabiliyorsunuz. Farklı sınav notlarınız var GPA dışında. Ya da böyle referans mektupları da var. GPA bu işin sadece belli bir kısmı. Tabii ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Ama genel olarak 3.5 civarı ya da üstü olursa gayet iyi bir profilin sağlam adımlarından biri olmuş oluyor. Benim kezimde ben Almanya'da lisansımı bitirdiğim için Alman GPA'sinden Amerikan GPA'sine çevirdim. Belli bir skala vardı. O skalaya göre de 3.7 civarı yapıyordu. Ama bence kesinlikle bu başvuru sürecinin önemli ayaklarından bir tanesi sadece. Yani diğer ayakların da sağlam olması gerekiyor ve GPA ayağı birazcık daha güçsüz olsa bile diğer ayakları daha güçlü kılarak hala aynı seviyede güçlü bir profil çizmeniz bence mümkün. Bunun dışındaki diğer bir nokta sınavlar. Bunlar da GRE ve dil sınavı. Yani TOEFL ya da IELTS oluyor. IELTS daha çok İngiltere'nin kullandığı, TOEFL daha çok Amerikan versiyonu gibi bu dil sınavlarının, ama benim başvurduğum bütün üniversiteler IELTS'i de kabul ediyordu. Hatta bazı üniversiteler Duolingo gibi başka dil sınavları da kabul ediyordu. Ama genel olarak TOEFL hani bunun genel geçer versiyonu diyebilirim. TOEFL'dan bahsedecek olursak çoğu okullar yüzüstü istiyordu benim gördüğüm. Hani 90, 95 hatta 80 olanları da vardı. Ben bir kere girdim. İlk girdiğimde 106 aldım. Bu bütün okullar için okeydi Chicago dışında. Çünkü University of Chicago bütün bölümlerden 25 üstü istiyor. Speaking, Writing, Listening ve Reading bölümleri var TOEFL'da. Benim Speaking'im 23'tü. Diğerlerinin hepsi 25'ten yüksekti. Speaking'im 23 olduğu için University of Chicago'dan şartlı kabul aldım. Diğer bütün her şey okey, hani seni kabul ediyoruz ama okul başlayana kadar bu 23'ü 25 yapman lazım diyorlar. Kabullerden sonra bir daha girdim. Bu sefer 112 aldım. Speaking puanımı da 26 yaptım. Böylece o şartım da kalkmış oldu. Ama bence genel olarak yüzüstü bir not TOEFL'da çok iyi. GRE'ye geçecek olursak, GRE benim baş belamdı. GRE'den nefret ediyordum. Yani GRE'ye çalıştığım o bir ay gerçekten kabusum olmuştu. Sınav o kadar dengesiz ki. Anlatınca bence hak vereceksiniz. 3 part'tan oluşuyor GRE. Verbal yani dil seviyesi İngilizce. Kuantitatif yani matematik bölümü, bir de writing bölümü. Bu 3 part'ın da her birinde 2 tane section var. Yine TOEFL gibi 3-4 saat falan sürüyor sınav. Writing kısmı zor ama writing'den belli bir puan alsanız zaten yetiyor. Ona işte birazcık kalıp falan kasmanız gerekiyor. Asıl sıkıntı verbal. Şimdi kuantitatif tarafı TYT seviyesinde çoktan seçmeli matematik ve geometri soruları var. Yani gerçekten TYT'nin İngilizce versiyonu gibi. Tek yapmanız gereken, hani eğer çok aktif kullanmadıysanız, matematiği birazcık bir tekrar yapmak. Bazı kelimelerin İngilizcesini öğrenmek. Çünkü lisede hani terimlerin İngilizcelerini bilmiyordum. Bütün araçının İngilizcesi ne mesela, bunu bilmiyordum ben. Bunların hepsini böyle tık tık böyle bir bakmam gerekti. Zaten iki tane soru çözünce de bunları öğrenmiş oluyorsunuz. Matematik gerçekten çok kolay. Türkiye'den gelen bir öğrenci için. Ama matematik ne kadar kolaysa verbal da o kadar zor. Çünkü GRE hazırlanırken verbal kısmına böyle 1000-2000 tane falan bir kelime ezberlemeniz gerekiyor. Böyle kitaplar var işte, top 1000 kelime, top 500 kelime falan var. Ve yani bu kelimeler normal hayatta kullandığımız, akademik hayatta kullandığımız kelimeler de değil. Yüksek seviyede İngilizce, günlük hayatta da akademik hayatta kullanılmayan bir İngilizce kelime havuzundan sorumlu tutuluyorsunuz. Ve bence bu özellikle international öğrenciler için çok saçma. Çünkü Amerikalı öğrenciler de bu sınava giriyorlar. Ama okullar biliyor sizin international öğrenci olduğunuzu. Ama yine de sınav sonucunuza bakıyorlar. Ve kötü olan şey şu: matematik sınavıyla İngilizce sınavı, bu verbal'la quantitative part'ı toplamı GRE puanınız oluşturuyor. Bu da çok kötü. Yani aslında matematiğimizi fullediniz ama verbal'ınız o kadar iyi değil. Buradan puanınız düşük oluyor. Beni çok sinirim bozmuştu buna çalışırken. Nasıl çalıştım, kaç kelime ezberledim, hangi kaynakları kullandım, nasıl bedava kaynak buldum, sınavın ayrıntılarıyla ilgili daha sonra başka video çekerim isterseniz. Son bölüme gelecek olursak, o da motivasyon mektupları. Çoğu okul Statement of Purpose diyor. SOP diye kısaltılıyor. Bu Statement of Purpose'larda sizin kim olduğunuz, neyi neden yaptığınız, bundan sonra neyi neden yapmak istediğiniz, neden bu okul için harika bir fit olduğunuzu ve bu okulun sizin için ne kadar uygun bir okul olduğunu, hani karşılıklı olarak fitlik ilişkisini anlatabileceğiniz çok güzel bir alan. Statement of Purpose'ların kuralları değişiyor. Yani bazı okullar 500 kelime istiyor. Bazıları University of Chicago'da gibi 4 sayfaya kadar izin veriyor. Ana bekledikleri şey siz kimsiniz,
neler yaptınız? Şu ana kadar yaptığınız işte akademik ve kişisel çalışmalarınızın ana motivasyonu neydi? Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Neden bu okul? Bu okula ne katacaksınız? Bu okul size ne katacak? Bu Amerikan motivasyon mektuplarında gördüğüm şey belli bir hikaye anlatımı içerisinde o bütün o saydığım bilgileri vermek. Hikayeyi nasıl kurgulamam lazım falan birazcık stresli bir süreç. Çünkü işte çok klasik çocukken kitap okudum, hayatım değişti tarzını klişeye kaçmadan. Ama birazcık da o hikaye içine girip sadece CV'nizin yazılı hali olması, hikayeleştirme ve güzel bir narratif içerisinde anlatmaya birazcık zaman harcadım. En çok zaman harcadığım şey de motivasyon mektuplarımı okullara göre kişiselleştirmekti. Çoğu insan benim tanıdığım, gördüğüm aynı motivasyon mektubunu klasik işte kendi hayat hikayesini anlatıp bütün okullara bunu yolluyordu. Benim bence farklı yaptığım ve başvurduğum bütün okullara kabul almamdaki ana etken bu mektupların hepsini okullara göre özel kılmam. Yani ben bütün motivasyon mektuplarının sonuna bu okulu spesifik olarak istediğimi geçmişimdeki noktalarla birleştire kısaca anlattım. Belli bir paragraf eklemiştim. Yale gibi bazı okullara da sıfırdan ayrı mektuplar yazdım. Çünkü mesela Yale'de başvurduğum bölüm Development Economics diye geçiyor. Ve başvuran öğrencilerin çoğu Birleşmiş Milletler'de, Dünya Bankası'nda, buna benzer kurumlarda Development Economics, gelişim, kalkınma ekonomisi üzerine belli bir miktarda staj ya da farklı bir araştırma tecrübesine sahip insanlar arıyorlardı. Ben de mesela Türkiye'deyken YGA'dayken yaptığım stajı ön plana çıkardım. O yüzden gerçekten okulun aradığı profil, okulun sunduğu eğitim ve sizin geçmişinizin neden harika bir fit olduğunu bu mektuplarda anlatabildiğiniz için bence mektupları okullara özel yazmak çok iyi bir fikir. Çok zaman alıyor ve emek alıyor ama bence çok faydası olduğunu düşünüyorum. Şimdi sürecin bana maliyeti ne oldu? Ondan bahsedeceğim. Okulların çoğu 90-120 dolar arası belli bir başvuru fee istiyordu. Bu ücret geri almadığınız bir şey. Yani okuldan kabul almasanız da alsanız da bu ücret onlarda kalmış oluyor. O yüzden başvururken bu ücretten ne kadar kurtulursak o kadar kar. Benim durumumda ben Fulbright asıl adayı olduğum için Fulbright 5 okulun başvuru ücretini ödüyordu. Geri kalan okulları da benim ödemem gerekiyordu ya da başvuru ücretlerini kaldırmam gerekiyordu. Fee waiver dedikleri bir süreç var. Okula diyorsunuz ki ben Türkiye'den geliyorum, 1 dolar 15 lira bu işte çok fazla oluyor başvuru ücreti benim için. Ben zaten burslu gideceğim gidersem, o yüzden böyle bir ücrete bütçe ayırmadım. Bunu kaldırmamız mümkün mü? Böyle hani bu ücreti ödemeden başvurma hakkı istiyorsunuz. Böyle bir imkan sunan bütün okullarda bu maili zaten olumlu cevap verdiler. Benim 6 okula ücret ödemem gerekiyordu en sonunda. Bunun da 5'ini Fulbright ödediği için okullara başvururken çok bir ücret ödememiş oldum. Bu TOEFL ve GRE sınavları 200 dolar civarında. Ama yine Fulbright burs yerlerine bir adet TOEFL ve bir adet GRE sınavına giriş ücreti direkt onlar tarafından karşılanıyor. O yüzden onları da ödememiş oldum. Son olarak Fulbright'in karşılamadığı ve çok da bariz ilk bakışta görünmeyen bir kost daha var. O da bu TOEFL ve GRE puanlarının okullara yollanması. Okullar istiyor ki bu sınavı yapan ETS firması bu sonuçları sistem üzerinden okullara yollasın. Her okulun ayrı kodu var. Departman kodu var, okul kodu var. Bu sınav sonuçlarını okullara her yoldaşınız yaklaşık 20 dolar. Bunu Fulbright de karşılamıyor, okullar da karşılamıyor, ETS firması da karşılamıyor. Ve 10 okula başvuruyorsunuz, bunu 10 kere yapmanız gerekiyor. Bunun bir istisnası var. O da TOEFL ya da GRE'ye girdiğiniz gün ya da girmeden önce 4 adet okula sınav sonucunuzu ücretsiz bir şekilde yollayabiliyorsunuz. Ama bunu yollarken tabii sınavınızın sonucunu siz de bilmiyorsunuz. O yüzden hani size sürpriz oluyor ve direkt okullarına da gitmiş oluyor. Eğer hani çok güvenmediğiniz ya da kötü geçmiş bir sınavsa ve onu yollamak istemiyorsanız bunu kullanamıyorsunuz bu şansınızı. Hani sınav sonucunu gördükten sonra yollamak isterseniz bu 4 okul hakkınız yanmış oluyor. Evet. Bütün bunları hazırlayıp okul okul ayrı paketler halinde başvuruyorsunuz. Dikkat edin diyebileceğim şey bütün bu başvuruyu okul okul yapmak. Yani Kolombiya üzerinde Kolombiya paketime çalışmak. Kolombiya sevim birazcık düzenleyip Kolombiya eseyim üzerine çalışmak. Ondan sonra başka bir gün Yale eseyim üzerine çalışmak. Bir okula başvuru 1-2 gün alıyordu benim için minimum. Hatta ilk başta çok daha fazlalıydı. Yani ana bir temel eseyimi yazmak bir iki haftamı aldım. Özellikle ilk başvurduğum okul Boston University'ydi ve bir haftamı full ona vermiştim. Tüm bunlar aslında birazcık proje yönetimi gibi oluyor. Bir sürü deadline'ler falan oluyor. İşte sınavların yollanması var, deadline'ları farklı. Bazı okulların nasıl başvurmalısınız gibi webinarları oluyor. Onların tarihleri farklı. GRE'nin ya da TOEFL'ın gidip gitmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Bu süreci takip etmek için belli bir Excel hazırladım. Bunun üzerinden de bir program yaptım. Bir şeylerin karışmasını ya da son dakikaya gelip acelece bir şeyler yapmak istemiyordum. Bu Excel'e nasıl hazırladım, bu süreci nasıl yönettim? Bunu ayrı bir videoda direkt örnek Excel'im üzerinden giderek bakabiliriz isterseniz. Şu anda baktığımda gerçekten süreci birazcık daha planlı, birazcık daha düzenli hale getirmiş. Başvurduğum bütün okullardan kabul aldığım başvuru sürecim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir sorunuz olursa yorumlardan her zaman ulaşabilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak için takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.